Merhaba arkadaşlar, biyolojideki temel bilgiler serisinin 31. videosuna hoş geldiniz. Bugün gen düzenlemesinden başka bir deyişle gen ifadesinden ve protein oluşumundan bahsedeceğiz. Bağırsaklarımızda yaşayan bir organizma olan E. coli, diğer adıyla coli basili ile başlamak istiyorum. Ekolinin ilginç tarafı bizim yediğimiz her şeyi yiyor olmasıdır. Örneğin kahvaltıda eğer sucuk yediysem ekolinin sucuktaki protein ve lipitleri, kahvaltılık gevrek yediysem karbonhidratları ya da süt içtiysem sütteki laktozu parçalaması yani sindirmesi gerekir. Evet ekolinin ilginç yanı laktozu sindirebilecek proteinlere sahip değilken birdenbire ağırlığının %50'si laktoz sindiriminde görev alan enzimlere sahip bir organizmaya dönüşebilmesidir. Bunu bu kadar kolay bir biçimde yapabilmesine yardımcı olan şey bu videonun da konusu olan gen düzenlemesidir. Gen düzenlemesine geçmeden önce video boyunca sıkça kullanacağımız terminolojiden bahsetmek istiyorum. Düzenleyici gen DNA üzerinde kendisinden daha uzakta olan bir geni düzenleyen gendir. Düzenleyici dizi bu genin hemen üzerinde yer alır. DNA'yı şu şekilde çizelim. Geni de bu şekilde işaretleyelim arkadaşlar. Düzenleyici genler DNA'nın farklı bir yerinde bulunurlar ve düzenleyici protein adı verilen bir madde salgılarlar. Bu protein de düzenleyici diziye tutunur. Birazdan buna örnek olarak promotör denen bir düzenleyici diziden bahsedeceğiz. Evet. Bunların hepsi düzenlendiğinde RNA polimeraz geni oluşturmak üzere işleme başlar. Düzenleyici gen ve dizi DNA ile bağlantılıdır. Düzenleyici protein ise gen ifadesine yardımcı olur. Gen düzenlemesi söz konusu olduğunda vereceğimiz örneklerin büyük bir kısmı bakterilerle ilgilidir. Burada pozitif ve negatif kontrolden bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Pozitif kontrol laktozla ilgili olan lak operonuyla, negatif kontrol ise triptofanla ilgili olan TRP operonuyla ilgilidir. Son olarak bir de ökaryotik gen düzenlemesinden ve bu süreçte transkripsiyon faktörlerinin aktivatör ve represör olarak kullanılarak gen ifadesinin düzenlenmesini nasıl sağladıklarından bahsedeceğiz. Bu görselde genlerin oluşumunu ve gen ifadesini görüyoruz. DNA ile başlıyoruz. DNA mesajcı RNA'yı yapıyor. O da proteinleri yapıyor. Proteinle, proteinler proteinlerde daha doğrusu bizleri meydana getiriyor değil mi? Bu süreç içerisindeki herhangi bir adımda gen düzenlemesi gerçekleşebilir. Bu da gen düzenlemesinin translasyon sonrası ya da transkripsiyon sonrası olabileceği. Yani her adımda gerçekleşebileceği anlamına gelir. Yine de bahsedeceğimiz gen düzenlemesinin büyük bir kısmının DNA ile mRNA arasında gerçekleştiğini de eklemek istiyorum. Gen ifadesi nasıl düzenlenecek? Bunu hep birlikte görelim. Böyle bir gen olduğunu düşünelim, tamam mı? Yukarı akış bölgesinde de düzenleyici bir dizi olsun. Örnek olarak ökaryotlarda bulunan Tata kutusundan bahsedebiliriz. Buna Tata adı verilmesinin sebebi burada timin adenin timin adenin şeklinde bir dizilim olmasıdır. Diğer tarafta ise tamamlayıcı olarak adenin timin adenin timin şeklinde bir dizilim bulunur. Evet bu dizi genin üzerinde bulunur ve RNA polimerazın bağlanmasını sağlar. Başka bir yerden gelen düzenleyici bir proteinimiz var. Aşağı ya da yukarı akış bölgesinde bulunan başka bir düzenleyici genden geliyor olabilir. Düzenleyici protein örnek olarak da tata bağlayıcı proteini verebiliriz. Bu protein tata kutusuna bağlanır. RNA polimerazın bağlanmasını sağlar ve gen ifadesi de bu sayede gerçekleşir arkadaşlar. Düzenleyici dizi ve protein olmasaydı RNA polimeraz olmazdı ve proteini de yapamazdık. Evet genlerimiz işte bu şekilde düzenlenir. Şimdi de bunun bakterilerdeki lak operonunda nasıl işlediğinden bahsedelim. Yani bu konuyu anlaşılır kılan ilk örneğimizden. Burada az önce söylediklerimden farklı bir durum söz konusu. Bakterilerde bir adet gen yerine birden fazla gen bulunur. Bakterilerde bulunan üç gen laktozla ilgili işlevlerini yerine getirmek üzere bu şekilde yan yana dizilirler. Bunlara lak Z, lak Y ve lak A geni adını veriyoruz. Her biri bir protein üreterek laktoz sindirimine yani yıkımı, yıkımına, laktoz yıkımına yardımcı olur. Bunun üzerinde düzenleyici bir dizi bulunur ve buna da promotör adı verilir. RNA polimerazın bağlandığı yer de burasıdır. Bunların yanında operonda bir de operatör adı verilen bir dizi yer alır. Operatör, promotör gen ile diğer genler arasında bulunur. Ben operatörü bir elektrik anahtarına benzetiyorum. Demek istediğim operatör de aynen bir elektrik anahtarı gibi açık ya da kapalı olabilir ve buna göre gen ifade ifadesini düzenler arkadaşlar. Bunlara ek olarak bir de represör adı verilen genden bahsetmek istiyorum. Represör de e, operatöre bağlanır ve represör burada olduğu sürece RNA polimeraz buraya bağlanamaz. Yani represör buradayken operatörün kapalı konumda olduğunu düşünebiliriz. Bunun sonucu olarak da bu genler oluşamaz. Represör pozitif kontrolde görev yapar. Peki pozitif kontrol derken ne kastediyoruz biz arkadaşlar? Bakterinin ortamına laktoz girdiğinde bakteri laktozu parçalamak için kullanacağı tüm proteinleri üretmek ister. Şu anda laktoz olmadığı için de bunun kapalı konumda olduğunu varsayabiliriz. Ama diyelim ki bir bardak süt içtim ve laktoz ortama girdi. İşte o zaman laktoz represöre bu şekilde bağlanır. Böyle bir durum olduğunda proteinin şekli değişir ve bu değişmiş şekliyle represör operatöre bağlanamaz. Operatöre bağlanmasını sağlayan uçları ortadan kaybolmuştur. Evet, ortamda laktoz mevcut ve represör de devre dışı. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Artık bir represör olmadığı için RNA polimeraz buraya bağlanabilir ve bu genlerin her biri için bir mesajcı RNA oluşturur. Bunların her biri de protein üretir ve bu proteinlerin her biri de laktozu parçalamak için kullanılır. Bu sayede laktoz böylece sindirilir ve metabolize edilir. İşte bu şekilde. Peki arkadaşlar laktoz ortadan kalktığına göre şimdi represöre ne oluyor? Bunu düşünelim. Eski şekline geri dönüyor, değil mi? Eski şeklinde geri döner. Pozitif kontrol de işte bu anlama gelir. Laktoz ortama girdiğinde laktozu parçalayan proteinler oluşur, laktoz parçalanır. Yeniden ortama girdiğinde ise represör devre dışı kalır ve bu süreç bu şekilde devam eder. Evet, pozitif kontrolden bahsettik. Peki ya negatif kontrol? Buna örnek olarak da TRP operonundan bahsedebiliriz. TRP operonda... 3 yerine 5 farklı gen yer alır ve bu genler de aynı Lac operonundaki gibi yan yana dizilmişlerdir. Buradaki farksa sistem triptofan ortamda bulunduğunda kapalı konumdadır. Triptofanın protein üretmek için kullanılan bir amino asit olduğunu hatırlıyorsunuz. Bakteriler ortamda triptofan bulunduğu sürece de kendi triptofanlarını yapmak istemezler. Başka bir deyişle triptofan buraya represöre bağlanır. Represörün şeklini değiştirir ve RNA polimeraz bağlanamaz. Dolayısıyla da bu proteinler de oluşmaz. Triptofan içermeyen bir beslenme şeklimiz olduğunu düşünecek olursak represör bu durumda şekil değiştirir. Bu sayede RNA polimeraz bağlanır ve RNA polimeraz da hemen bu 5 proteini üretir. Bu proteinler de triptofan üretir ve sistem kapalı konuma geçer. Evet arkadaşlar. Bunlar bakterilerin gen düzenlemesini kontrol etme mekanizmalarıdır. Pozitif kontrolde yani laktoz söz konusu olduğunda ortama laktoz girince bakteri bunu parçalamak ister. Negatif kontrolde ise ortamda triptofan olduğunda bakteri sistemi kapatmak ister. Yani daha fazla triptofan üretmek istemez. Ne kadar da net bir çözüm yani öyle değil mi? Aslında basit. İnsanlarda operonlar bulunmaz. Genlerimiz arasında çöp DNA olarak adlandırabileceğimiz uzun diziler bulunur. Bu yüzden gen düzenlemesi bizde biraz farklı işler. Bu süreçte transkripsiyon faktörlerini kullanırız. RNA polimeraz da transkripsiyon faktörleri aracılığıyla DNA'ya bağlanır. Ökaryotlarda protein üretmek istediğimizde düzenleyici genler tarafından üretilen düzenleyici faktörler devreye girer. Bunlar DNA'nın farklı bir yerinde hatta çekirdeğin dışında stoplazmada bile bulunabilirler. Gen transkripsiyonu yapabilmemiz içinse bundan biraz daha karmaşık bir süreç işler. Öncelikle transkripsiyon faktörleri RNA polimerazın bağlanmasına izin verirler. Farklı transkripsiyon faktörleri de onu olduğu yerde tutar. Bu işlemler genin kopyalanması için yeterli değildir. Bu genin kopyalanması için yukarı akış bölgesine doğru DNA katlanır. Bu sayede daha fazla transkripsiyon faktörüne sahip olur. Ama işlem burada bitmez katlanmaya devam eder. RNA polimeraz da bu şekilde aktive olur ve proteini üretir. Yani RNA polimeraz RNA'yı o da proteini oluşturur arkadaşlar. Bizim bakteriler gibi bir e, operatörümüz ya da elektrik anahtarımız yok. Ellerimi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bizim DNA'mız bu gösterdiğim şekilde katlanarak dizilimin farklı yerlerinde bulunan genleri aktive eder arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu çok daha farklı ve karmaşık bir kontrol çektidir ve tüm transkripsiyon faktörlerinin girdisine ihtiyaç duyulur. Evet, gen düzenlemesi de bundan ibarettir. Umarım faydalı bir video olmuştur.